Siz söyleyeceğim. Sen o parçaları verdikten sonra içinde bir sızı oldu mu? Allah ben söyleyeydim tuttu parça diye. Ha, vallahi. Yok aslında olmadı ama. Söyle. Gönül Yerler İçinde şarkısında olmuştu. Evet. Çünkü stüdyoya girmiştim. Şarkının son bölümü bitmemişti daha. O dönemde bizim aranjör arkadaşlar vardı stüdyoda. Ozan Çolakoğlu işte. Kavga ediyoruz. Ozan Doğulu birçok arkadaş vardı. Stüdyoya girdim, pilot okuma yapıyorum. Bunlar başladılar gaz vermeye. Ya bu şarkı çok güzel, sen niye veriyorsun ya? Bu kendi albümün var sırada falan. Ama vermiş de bulundum bu arada yani parçayı. Konuştuk evet. Artık yani o okuyacak falan. Peki diye. Parayı geri ödeyip alamıyor musun parçayı? Ben istemedim ertesi gün. Al dedim şarkını kendin oku. Ben başka şarkı yapayım. Yok. Ha, hepsi birbirine yok, ben, yetişmiş. Herkes ya, yerini bulmuş yani. Nasibe ben inanırım bu işte. O yüzden bir an böyle beni biraz şeye düşürmeye çalıştılar. Meğer benle eğleniyorlarmış yani. Mehmetciğim iyi misin? İyiyim abi, sağ ol. Ben bir şey sorabilir miyim? Özledin mi bizi? Sohbet etmek istiyor musun bizimle? Yo, sana. Hayatımda ilk defa bu kadar bir boşluk buldum. Orada da dinleniyorum. Bazı konuklarımıza böyledir. Gelirler, dinlenirler. Kafalarını boşaltıp giderler burada. Rahatlarlar. Pardon, söyle. Ben bir şey çok merak ediyorum. Ümit'in bence en güzel bestelerinden bir tanesi Dön Bebeğim. Ama bu albümde yok. Neden? Neden? Güzel bir soru. Biz Dön bu Bebeğim, şarkıda... Tarkan'ın Dön Bebeğim. Evet. Tarkan'ın okuduğu fakat... Ay çok affedersiniz. Vay be. Hay Allah. Tarkan sonra o dönem sonra... okumuştu o şarkıyı da, fakat biz o şarkıyı da hazırladık. Gitme şarkısının klibi yoktu. O yüzden Gitme şarkısını kullanmayı uygun bulduk. Gitme ama... şarkısını da mı sen yazdın? O da benim. Dön Bebeğim de benim. Arkadaş senin kaç tane şarkın var? Hepsi senin mi yani? Ben Gemilerle Talim varsa o da mı senin yoksa? Bir belki de o da senin yani, bilmiyorum. Geleceğim. Makbule Mungan, çok beklettik. Makbule Mungan Antalya'dan. İyi geceler. İyi geceler Makbule Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Okuyor musun, çalışıyor musun? Ben mezun oldum, 2 yıllık okul bitirdim. Hala iş arıyorum. Harika, daha da arayacaksın, rahat ol. Bak buradaki arkadaşların da sonu, görsünler. Belli bir süre sonra iş bulamayınca telefon bağlantısına katılmaya başlıyorsunuz. Makbuleciğim, konuklara sorun varsa hemen alalım, hemen. Öncelikle sana bir şey söylemek istiyorum. Seni uzun zamandır takip ediyorum. Çok uzun zamandır izliyorum. Çok şanslıyım ki ben 90'lı yıllarda doğdum ve senin gibi birini tanıdım. Çok şanslıyım o yüzden. Nur Hanım'a ilk sorum. Benimki bitti mi? Bu kadar mıydı benim? Sen hemen geçtirdin ya. Konuştum. Tamam, yok şaka söylüyorum. Hemen soralım. Nur'a sorunu alayım. Tamam, hemen Nur'a sorayım. Aşkı Memnu'yla tanıdık onu, Peker karakteriyle. Peki bu Aşkı Memnu dizisi kariyerinde bir dönüm noktası oldu mu? Tabii ki oldu. Peyker'le çok sevdiniz beni. Onura ettiniz. Onunla birlikte. Aşkı Memnu'dan önce de... ne yapıyordum? Vallahi ne yapıyordum? Borsa muhabirliği yaptım. Borsa muhabirliği. Evet. Televizyonlarda. Evet. Hiç izlediniz mi onu borsa muhabiriyken televizyonda? Ben size izleteyim mi onu? Hayır. Baya borsa haberi sunuyor. Ya beyaz. Bulduk görüntüyü, ne yapalım yani. Var yani görüntü. Yani var mı? Görüntü var değil mi bizde? Evet, ilk defa uzun belki aradan sonra bilmeyenler için sevgili Nur'un borsa muhabirliği yaptığı dönemdeki... Yalnız ikinci haberi hala 5 kere dedim, anlayamadım ikinci haberi. Bir bakalım siz anlayabilecek misiniz? Bir izleyelim. Günaydın, SkyTürk 9 Haber Bülteni ile karşınızdayız. Avrupa Birliği üye ülkelerinin büyükelçilerini bir araya getiren COREPER toplantısında Rum yönetiminin engellemesiyle karşılaşan Türkiye, pazartesi günü yapılacak Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısına katılıp katılmayacağına Bakanlar Kurulu toplantısında karar verecek. Benim. Bu anlı bir şey anlaşıldım, ben anlıyorum. Bir an önce sunup kapatmak istemişim sunup, evet, ama. Gitmek istedim.